Bak ayaklarımı dimdikliyorlar. Bak 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 bak. Ya ne istiyorsun benim ayağımdan ya? Bak bak. Hadi. Geçen yıl Eskişehir'de yumurta çiftliği açan Coşkun Sabah'ın dolandırıldığı gündeme geldi. Magazin altının sorularını yanıtlayan 69 yaşındaki sanatçı konuya açıklık getirdi. Coşkun Sabah dolandırıldı haberleri vardı. Evet, işte Asparagaz şöyle haber ilgi çeksin diye çiftlikten yumurta götürüldüğü doğru da şimdi dolandırılma çok ağır bir itham yani sanki yolun sonu gibi. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yumurtadan görevli oradan el altından çalmış. Haberi de ben uçurmadım. Kim uçurduysa bilemiyorum. Hani köstebek olur ya aramızda köstebek var demek ki. O görevli zaten hemen uzaklaştırıldı. Haberin çıkmasıyla tabii ki sevdiklerimiz üzüldü. Beni kıskananlar da sevindi. Şimdi tersi oluyor ben bu gerçeği açıklamakla. Anca bir ne derler yel alır, toz alır. Yel toz alır. Üstümüzden anca ufacık bir tozu alır. Biz ayaktayız ve şirket gittikçe büyüyor. Hatta ikinci çiftliği yakın zamanda onun müjdesini vereceğim. Coşkun Sabah her ay 260 bin TL tavuk yemi parası ödediğini, karşılığında da 450 bin TL ciro elde etmesi gerektiğini anlattı. Ne kadar zarar ettiniz peki? Yani işte bir zararı var. Yani rakam söylemeyeyim ama işte bayağı. Ya üzüldü mü siz? Hani güvendiğiniz... Ya güvendim mi? Tabii insanlık adına ben üzülüyorum. İnsanlık adına üzülüyorum. Yani kime güveneceğiz, kime... Yani şimdi bu tür müesseseler çalışanlarla yürüyor arkadaşlar. Hizmet karşılığı, çalışma karşılığı bir hisse vermiştim ona. O arkadaş bu şansını kullanamadı. Bol bol bolca yumurtayı günde 14 bin tane yumurta elin kontrolünün altında görünce ne oldum delisi olup el altından benim haberim olmadan yumurta satışları olmuş. Nasıl anladınız? Gelir gider dengesini anladım. Orada tavuk yemi diye bir şey var. Yem parası mı? Bakın bizim her ay 260 bin, 270 bin yem parası ödüyorum ben. 260 bin yem parası eğer ödersem her ay oraya ciro olarak 450 bin TL ciro girmesi lazım. Sabah yaşanan olayın ardından artık her hafta çiftliğine kontrole gittiğini söyledi. Dolandırılma çok ağır bir itham ya. Çok ağır. Çok dolandırılma baş. The end. Over game. Game over. Yani öyle değil. Değil biz büyüyoruz. Büyüyoruz. Kendiniz sorduğunuz hani işin başında mı durmuyorum şeklinde. Şimdi ben 3-4 ay çok güvendiğim için ayda bir gidiyordum Eskişehir'e. Şimdi her hafta ama 2 gün Eskişehir'deyim. 4-5 gün buradayım. Bazı mesela geçen hafta 3 gün kaldım. Eskişehir'i de çok sevmeye başladım. Çok dinamik bir şehir. Biliyorsunuz gençlik şehri, talebe şehri. Öğrenciler var. Çok çok yaşayan, çok dinamik bir şehir. Gerçekten. Öğrenciler sizin yumurtaları mı yiyor? Tabii bütün Eskişehir zaten. Şimdi ben o Tarım Bakanlığımızın marketine, isim zikretmeyelim, sadece o kadar söyleyelim. İstanbul ve Ankara haricinde 235 şubesinde veriyorum. Yani 235 ayrı şubeye. Bu da üretimin aşağı yukarı %100'ünü kapsıyor. Ünlü sanatçı yumurta fiyatları ile ilgili yapılacak zamı da önceden tahmin ettiğini anlattı. Üçüncü aya girdiğimizde yumurta 2,5 lira oldu, 3 lira oldu. Ben bunu nereden bildim? Ben ham madde şeyini öncelik haberini aldım. Ham madde kıtlığı var şu anda arkadaşlar. Bütün dünyada her şeyin ham maddesi. Kağıdın ham maddesi yok. Camın ham maddesi yok. Viyol dediğimiz plastik viyol. Yumurtaları o koyuyor da oyuk oyuk viyoller. Ham maddeden yok. Yok da yok. Dünya şu anda bambaşka bir dünya. Ben bunun haberini aldığım için tavuk yeminin de ham maddesi var. Tavuk yeminin ham maddesi 3 ana ham madde var biliyorsunuz. Soya fasulyesi, mısır ve buğday. Şu üçünün de bütün dünyada krizi var. Ham madde krizi var. Ham madde bulunmayınca fiyat artıyor. Fiyat artınca yumurtacı, üretimci bir yumurtaya koyuyor. Böyle bir döngü var. Ben bunu bildiğim için yumurta 3 lira olacak dedim. Her hafta siloya yem gelir, tavuk yemi gelir. 34 bin lira ödüyordum. Bugün 63 bin lira ödüyorum. Bu 10 ayda. Anılar adlı kitabı da piyasaya çıkan Coşkun Sabah, sosyal medya sayesinde işlerinin arttığını sözlerine ekledi. Sabah önce elini yüzünü yıkayıp da kahvaltıdan sonra bugün kime sallayacağım diye oturanları onları ben yok sayıyorum. Onlar çöplük diyorum. Her türlü hakaret. Üstünüze fazla gelmiyorlar herhalde. Ya onlar benim için bir hiç.
Onlar geldikçe beni star yaptılar ya. Ben arkadaşlar 89 yılının starıydım, 90 yılının starıydım. 2020'den sonra bu sosyal medya beni star yaptı. Çünkü röportajı biz yapmıştık abi. Söylediklerim çarpıtıldı. Söylediklerim evrildi, çevrildi, mutasyon yapıldı. Ana bir Coşkun Sabah bir medyatik oldu, medyatik oldu. İşlerim 10 misli arttı. Yani ayda 2-3 tane işe gidiyordum, ayda çıktı işimiz 9'a 10'a çıktı. Yani demek ki bizim... Size yaradı. Yaradı. O beni kıskananlar, o sosyal medyada böyle yazıp da bile kin kusanlar var ya, beni uçurdunuz. Özel hayatınız yok. Yok, özel hayat yok. Özel hayat bana. Özel hayat bana. Teşekkürler. Tamam, teşekkür ederim. Eyvallah.